Şimdi mesela sizin kendine ait bir parası var mıydı Arife teyzenin? Hayır. Hiçbir para kazanmadı bugüne kadar. Kazandığınız çok aileyle bölüşen bir kadın. An Kazanmış. Bir saniye baba. Baba bir saniye ben konuşayım. Üç, ha üç haftadır sen konuşuyorsun. Bir dakika baba bir dakika dur. Ba bakın şimdi Müge Hanım. Hı? Annem, e babam yeni emekli oldu. bir Birkaç senelik mevzu yani. Biz yoğurtla sütle ailemiz öyle geçiniyordu. Yani geçimimiz gıtkana attı. Biz de inşaat işçisiyiz. Hı hı. Ve annem aldığını, babam emekli oldu ya... 3-5 inek yapıyor burada. Yoğurt satar, süt satar, bilmem ne yapar. Almusa geldiğinde... ...iki evi daha var orada. Atakolun ve benim. Bu iki evlerin eksiğini falan da görür yardım bazıyla. Yani para biriktirme gibi bir durumu yok bu kadının. Ve babamın da. Babam da tarlalar eker. Aa şimdi gücü yetmediği takdirde bir dünya tarla ekiyor. Ee, baba azek. İşte şey, onun mazuduna, gübresine onun maaşı da yetmiyor. Aa, sığır güdü parası falan filan derken yani nereden para koyacak bu adamlar? Ben vereceğim ki, öbürü verecek ki para biriktirsin artıdan. Ama aslında onlar da seyahat çalışıyorlar. Ha, nereden şüpheli olabilir bilmiyorum. Onu inşallah, inşallah öyle bir şey yoktur ama Cenab-ı Allah'tan şunu diliyorum. Caset ekipleri de, jandarma ekipleri de sizler de çalışıyorsunuz. Ee, yani zamanında daraldığına inanıyorum. İnşallah bir taraftan çökeceksiniz bu olaya. Buna da inanıyorum. Yani ne diyeyim Müge Hanım? Ben de bulunacağına inanıyorum. Yani. Oğlum benim e, şahidim ben bulunacağına... Allah. Hani neden şüpheli? Mesela Şimdi şu, bunu bu da konuşuyor. Allah Bak, görüyor ne yaptığımızı. Benim şüphelerim mi derseniz benim şüphelerim değil açıkçası. Bak onun da altını de... çizeyim. Benim şüphelerim değil. Ama merak edilen şu. İşte o gün yemeğe gidecekti madem Fikri evet, abinin bu. yanına. Neden o zaman tavuk pişiriyordu? Evet. Ocakta. Şimdi neden bu beni şüphelendirme? Benim annem bütün gün yemek Kesinlikle. yapıyor. Yani, yani şimdi ben öyle bir evde büyüdüğüm için bana garip gelmiyor belki. Ama evet öğle yemeğine gidecekse neden tavuk pişiriyor? Bu bir soru mudur? Sorudur. Evet. Sizi kıskandığı söyleniyor. Aslında yani sizin de eşiniz, eşinizle ilgili bir takım problemleri olduğunuz konuşuluyor köyde. Belki o problemlerden dolayı eşinize birisi zarar mı verdi diye de konuşuluyor. Mesela Doğrudur. eşinizin sizi kıskandığı söyleniyor. Doğrudur. Ya bu kıskançlıktan dolayı aranızda bir tartışma mı çıktı mevzusu e, gündemde? E, yani bunlar konuşuluyor mu? İnşallah konuşuluyor. çıkacak canlı çıkacak herkes utandıracak en doğruları o söyleyecek ben Allah'ıma güveniyorum ki bu kadın çıkacak? Ölmedi birilerinin yani elinde abi, söyleyeyim çıkacak size. artık hani bu yaşta sizin bir başka kadın için? Evet. Ee, ya da işte ne bileyim böyle inek için şey için bilmem yani eşinize zarar verdiyseniz. Evet. Gerçekten yani hepimiz çıkalım bir yerlerden kendimizi atalım diyeceğim yani. Böyle bir ihtimal kesinlikle yani yok, yok olamaz. Yani Yani kesinlikle. burada da şuna şuna güveniyorum. Üç, yani üç tane oğlunuz var. Evet. Yani evet. sonuçta böyle bir durumda sizin tarafınızı tutacaklarına asla inanmıyorum. Hayır. Yani gitmezdi. hani herkesten önce e, size onların müdahale edeceğini düşünüyorum. Evet. Yani öyle düşünmek istiyorum. Bilmiyorum yani tufan, tayfun, atakol Aynen yani mi? böyle bir durumda babalarının ya. yanlarında olmazlar bir bir evlat 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 asırda asırda olandır, diye, diye düşünüyorum herhalde. Hiçbir evlat olsun. İlk enesinin yapışacak olanlar onlar olurlardı diye düşünüyorum. Annesini öldüren bir babasının yanında Benim annem, e, e, ben bu yaşıma geldim. Ben 38 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hep babamla böyle çocuk gibi oynarlar. Hep şakalaşırlar. Sürekli birbirlerine güleşmeyle. Hiç daha böyle tartıştıklarını, kavga yaptıklarını ben hiç şahit olmadım. Ya Belki tamam ben uzun bir süre oldu ben tokattan çıkalı ama ya ben hiç böyle bir durumda karşılaşmadım. Öyle bir şey olsa iki tane benim ablam var. Bir tane abim var, bir tane kardeşim var. Onlardan bile ben bunu duyardım. Ya kızlar böyle bir şey söyle. kesinlikle yok yani. Kesinlikle. Kızlar en başta söyler yani. Kızlar Tabii, bile kesinlikle. kızlar, bile kızlar söyler. 38 sene nasıl idare etmişük? Bunu yine tartışmışük. Bu ailenin başına bu felaketleri getirmişük. <laughs> benim de yanlışlarım gençlikte olmuştur. Peygamber değilim ben. Onu da olmuştur. Ama buraya kadar bu hayatı nasıl devam ettirmişük de bu haller başıma geliyor. Ben bundan geri vazmışım, bundan geri. Ya her türlü inancı olana kitabı böyle patır patır çiğnarım ki benim bu işle alakam olmadığına Kur'an-ı Kerim'e sonsuz güveniyorum. Allah'ıma sonsuz güveniyorum. Allah, sonsuz güveniyorum. Allah bu dilleri döndermesin, ferc etsin. Ailemden daha kötü durumlara düşürsün beni. Ben bu ailenin yanında en ufak bir ailemi bir şey yaptıysam, aileme karşı bir ten, bir şeyler bile değilsem. Valla ben de inanmıyorum açıkçası. Böyle bir şey Ama var. Allah beni buradan musunuz? kaldırmasın ya. Daha buna inanmıyorsa. Valla ben... Ailem, en doğrusunu ailem söyleyecek. Ne desek kimseyi inandıramıyoruz. İnşallah çıkar da şöyle karşıma çıkar. Seninle şu 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 sorunları yaşadık der de çolum çocuğumdur rahat der. İnşallah. Ben Vallahi çıksın da alakalı. sen de sorunu olsun. Ben de rahat yani. edeyim ya. Ben rahat edeyim çıkacaksın. Şimdi ben başka şeyler soktular araya. Bizi karıştırmak için. Yani bunları da söylemeleri çok daha konuşmak istiyorum ben. Yani. Evet. Mesela şunu düşünüyoruz. ekipçe Sinan mesela o gün size aradığında ne hızar sesi duyuyor ya. Mesela biliyor eşinizde sizin Hızara gittiğini. Evet. Şimdi gelse kapının önüne kendisi anlattığı için Hı. söylüyorum. Yenge biraz bakar Biraz dışarı çıkar mısın? Şimdi evet. Sinan'ın ağzından duyduk bunları yani kapıdan evet. atmıyoruz. Ve hep Fikri abi işte elini hızlara kaptırdı dese çıkar mı? Çıkar. 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 Çünkü, Çünkü Sinan'a kim bilelemez bu kadın. Şimdi sizin hızlara gittiğinizi biliyor. E, Sinan'ın evet, orada gelip evet. hızar demesi mesela evet. diyecek ki nereden Anlık bilsin bir ki. bir panikle. <laughs> e Hayır nereden bilsin. Şimdi Tabii Sinan ki. hızar sesini duydum diyor ya. Panik yapar bir defa kadın kocamın başına iş geldi diye. Bak şundan bahsediyorum. Tabii nereye gittiğini Sinan, biliyor. He, Sinan şimdi Sinan. normalde geldese gelmez. Ben de çağırsa evet. gitmem. Ama şimdi karısı biliyor Tabii. kocasının Hızır'a gittiğini. Sinan Adam da, da, da gelse biliyor. Elini Hızır'a kaptırdı, bacağını nazara kaptırdı dese diyecek. Aa nereden bilsin ki Sinan onun Hızır'a gittiğini? İnanır mı? İnanır. 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 Çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Her yalanın Altında bir mutlaka var. bir neden vardır. Yani ben her yalan söyleyenin altında bir neden ararım. Evet. Yalan söylüyor. Durup dururken söylemesinin evet. bir izahı yok. İzahı var, işte gizlenen bir şey var. O yalanın altında gizlenen bir gerçek var. O gerçek ortaya çıkmasın diye yalana başvuruyorlar. Bütün mesele bu. Ben şimdi mesela Sinan'ın şu an cezaevinde olmasına gerekçe olan çocuk konusuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Yani bildiğim işte çocuğun gittiği Şikayet ettiği, daha sonra teşhis ettiği, polis kayıtlarındaki görüntülerle de bakıldığında e, Sinan'ın da e, profiline, profiline uydu. Bu nedenle iddianamesi hazırlanacak. O konu ayrı ama buraya baktığında burada çok ciddi bir takıntı. Tayfun mesela az önce dedi ki annemi bilmem ne ettiniz. Tayfun senin, senin annenin de, Hamide Hanım'ın da ben ellerinden öpüyorum. İnşallah annen de sağdır, hani görürüz, ellerinden öperiz. Bir kere onların ben namusuna, İnşallah. şerefine falan kimsenin hiçbir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum. Gerçekten hani söyleyenlerin de dilleri kopsun. Herkes her şeyi herkes için söylüyor, orası ayrı da. Yani normal sağlıklı insanlar bir şey söyleyemezler. Kardeşim bir tane sapık dadandı diye, o öyle konuştu diye biz onun dediğine inanacak halimiz yok. Yani kaç yaşında insanlardan bahsediyoruz, onların tepkilerinden bahsediyoruz. O kafasında öyle kuruyor ama ona göre davranıyor. Ben şimdi orada da böyle aslanlar gibi bir Sinan Sardoğan varken şüpheli olarak <laughs> e, en azından ilgi sahibi değilse de bilgi sahibi ki bu kadar evet. oraya götürdüler, buraya götürdüler, şöyle evet. yaptılar, böyle yaptılar diyor. Bu bir gerçek. Niye o zaman köydeki hiç kimse konuşmadı, başka oraya götürdüler falan filan? Niye bizim teyzeler bağlandı, Menekşe teyze var, şey var. niye demedi aldı götürdüler? Niye bunu Sinan söylüyor? Sinan hani çalı toplamaya gitmişti. Nerede gördü? Neden söyleme gereği duydu? Neden böyle bir ihtiyaç hissetti? Bir de niye iki yer gösterdi? Neden böyle adres gösterdi? Neden hedef gösterdi? Yani işin biraz oralarında durmak lazım diye düşünüyorum. Son bir şey daha soracağım. Yine gelen dedikodular arasında. Sizin Kadir'le bir para alışverişiniz var mıydı? Hayır hiç tanımak bile. En ufak. Ne evimize gelir, ne çayını içerik, ne varırız. Hatta ben e, Kadir'in... Yangın meselesiyle yevgü bile satın almış olduğum yevgüden bir kızak yevgü hazırladım. Eşimle beraber anlaştık hayırdır. Bizler başka bir sebep yapamıyoruz hayra bağır bir şey olalım deyip malımızın şeysini böyle bir yere ayırıp Kadir'e hazırladığımız bir yevgü bile hala duruyor. Yevgü derken? Hani mallarına Hayvan yiyeceği. Hayvan yiyeceği. Ot, ot. Ha, hayvan yedi, ot, ot evet. saman neyse bunlar. hazırladı. ahırı mı yandı? Evde yandı evde yandı Kadir'in evet evet samanlığı yanmış ka evde yandı Kadir zaten kötü bir durumda yani biz ama Kadir bize bu şeyleri yapıyorsa bu da Allah anlam olsun sonra şunu diyeceğim ben ben ailemde ufak bir şey olsa çocuklarımı çağırırım derim ki bu anne size yarar bana yaramaz. Her zaman da çocuklarıma demişim ki dur en ufak karamda bir şey çıkarsa sakın annenize sahip çıkın. Sizin annenizdir. Ben evlene de Bir şey de yapabilirim. Ama sizsiniz. Siz sahip çıkarsınız desinler. Dediğim de budur. Çocuklarımı çağırırım. Ne yapacağım ben bu kanallarda bu yaşta çolum çocuğum perişan halde. Bu anne size yakışır. Bana yakışmaz. Bu delikanlılığı da yaparım dedikodu peşinden arkamdan çıkarmasınlar. Ya bu 48 sene bir yarı masır ya. Bu nasıl idare etmiş? Hiçbir bir yarı masır. Çevrede bir illerde bir diye düşünsünler ya. Yüzde ona anca düşüyor ya. Her 5 sene da ayrılıyor, 6 sene da ayrılıyor. Bir asır ya. Asır demek ne demek? Bu kadar cahillik olur mu ya? Deli olsa, Sinan olsa yine yapmaz bunu ya.